Merhabalar sevgili Alevi Haber Ağı izleyicileri. Bugün yine bir programda Metin Kaçmaz'la birlikte ekranlarınızın karşısındayız. Bugün de Almanya'yı konuşacağız. Almanya'da neyi konuşacağız? 13 Eylül'de Kuzey Renvestfalya, NRW dediğimiz eyalette yapılacak olan uyum seçimleri. Daha önceki adı biliyorsunuz uyum seçimlerinin yabancılar meclisi seçimleriydi. İntegrasyon Ausschuss oldu şu an. Bu seçimler yapılacak. Burada yabancı olanlar bu seçimlerde aday olabilecekler. Yani sadece Türkiye kökenliler değil burada. İspanyollar, Yunanlılar, Arnavutlar dediğimiz Albaniler, diğer halklardan bir meclis oluşturarak kendi halklarının sorunlarını belediyedeki, ştab dediğimiz yerdeki karar mercilerine, yukarı mercilere bunları iletecekler. Onunla ilgili konulu değerlendirme yapacağız, konuyu tartışacağız sevgili Metin Kaçmaz'la birlikte. Evet, sevgili Kaçmaz. Ayın 13'ünde biliyorsunuz bu seçim yapılacak burada. Ay akabinde NRW'de aynı zamanda yerel seçimler yapılacak. Yani belediye başkanlığı seçimleri ve belediye meclis üyeliği seçimleri. Bunlara istinaden paralel olarak bu yabancılar meclisi seçimi yapılacak. Burada da adaylar geçtiğimiz hafta itibariyle alanlara indiler. Yani sahalara indiler. Masalarını kurdular. Ştand dediğimiz şehirlerde halka kendilerini tanıtıyorlar. Şehirlerin belli yerlerine, direklere kendileri tanıtan afişli resimlerini asıyorlar. Bu konuda ne demek istersiniz? Tabii, konuşmama başlamadan önce ben de Alevi Haber izleyicilerini saygıyla selamlıyorum. Tabii, yani şimdi uyum meclisleri göçmenlerin, Almanya'da yaşayan göçmenlerin siyasi konularını tartışmış olduğu bir kurum. Şimdi yerel bir kurum. Yerel bir kurum olan bu uyum meclislerinde göçmenler politik yolla kendi sorunlarını bizzat belediyelere, politik arenaya getirerek çözüm yolları bulmak için öneriler sunmakta. Tabii bu uyum meclisleri göçmenlerin günlük yaşantılarını, onların ihtiyaçlarını, onların sorunlarını, toplumsal sorunlarını, ekonomik sorunlarına kadar gidebiliyor. Bizzat şey içerisindeki bu integrasyon dediğimiz o alanda işte ev sorunları, okul sorunları gibi tüm sorunların, yaşamsal tüm sorunların tartışıldığı bir alan. Şimdi 1984-85 yıllarında geçmişte bu Yabancılar Meclisi adıyla anılan bir kurumdu. Daha sonra 1986 yılında bu Nordrhein-Westfalia bölgesinde tüm bu şeyler birleştirilerek uyum meclisleri adı altında yapıldı. Uzun zamandan beri de bu meclisin başkanlığını işte Tayfun Keltek yapmakta. Ve biz de şunu çok iyi biliyoruz ki birçok içimizden çıkan birçok insan da Türkiye'li göçmenlerle beraber o alanlarda da politik olarak da çaba göstermekte. Şimdi tabii bu uyum meclisleri ilk kurulduğu dönemlerde entegrasyon politikaları üzerine çok kafa yordular. Tabii bu entegrasyon derken de çok yanlış yoldan gidilmeler de oldu. Yani entegrasyon sadece sen bu içinde var olan ana kültür dediğimiz Alman kültürünü sahiplenerek kendi kültürünü, kendi değerlerini geri plana atıp onu sahiplenme anlamında değil. Şimdi daha sonra ciddi anlamda bu uyum meclisleri daha sonraki ciddi anlamda da bir politik değişiklikle bu şeyden daha ziyade yani bu entegrasyondan daha ziyade bizzat bu ülkede yaşayan bu ülkenin üretimine, bu ülkenin kalkınmasına çok büyük katkıda sağlayan işte 50 yıldır, 60 yıldır bu ülkede yaşayan insanların sorunlarını taşımak, sorunlarına çözüm bulmak gibi politikalar ürettiler. Sadece üretim ve ekonomik olarak değil, sanatta, siyasette, politikada, sporda da aynı zamanda bu göçmen kökenlerin bir başarısı var. Almanya'yı baz alarak Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde de var. Yani ona da katkıları oldu. Ya muhakkak. Şimdi tabii yani şimdi bu şöyle bir sıkıntı var. Demin de sizin dediğiniz gibi İnsanlarımız genelde şunu söylüyor. Ya uyum meclisleri dediğimiz meclislerin bir yaptırım gücü yok. Yani gerekli mi? Getirisi oraya yok. Bir getirisi yok. Şimdi oraya insanlar seçilse ne olur, seçilmese ne olur? Aslında ben tam tersini de düşünüyorum. Çünkü sonuçta burada yaşayan göçmenlerin bizzat politik arenada yer almaları, sorunlarını bizzat politik mecraya taşımaları için şey çok önemli. Yani bu alandaki duruşları çok çok önemli. Yani siyasetin bir anlamda aslında tabanı diyebiliriz. Oradan başlayıp yukarılara kadar sıçrama durumları da var. Kendilerini gösterdiği müddetçe, verimli ve aktif olduğu müddetçe öyle bir durum da var. Yani muhakkak şimdi, tabii için. Şimdi muhakkak şimdi bakıyorsunuz. Yani şimdi politikaya girdiğiniz zaman işte herhangi bir A veya B partisine kaydoluyorsunuz. Genel bazda şey yapıyorsunuz. Sonuçta dediğiniz gibi buralar aslında alt birimlerdir. Yani sıçrama tahtası. Buralarda sıçrama tahtası. Politik ısınma yaptıktan sonra
Alman politik sistemini öğrendikten sonra da bu sefer dediğimiz gibi buralardan daha sonra kendinize yakın gördüğünüz partilere tabii canım, milletvekili şey, düzeyine gelen bir onlarca insan var. Yani örnekleri çok bunlar. Yani işte o yüzden şey çok önemli. Bu alanlar çok önemli. Çünkü bu alanlara sahip çıkmamız lazım. Bu alanları yaşatmamız lazım. Bakın şimdi oyun meclisleri dediğimiz zaman oyun meclislerinin katılımda şu. Şimdi örneğin Köln oyun meclisinde bir örnek verecek olursak 11 tane belediye meclis üyesi var. Bunun 4 tanesi SPD, 3 tanesi CDU, 2 tanesi Yeşiller, 1 tanesi Sol Parti, 1 tanesi FDP. Bunlar belediye meclisinden atanmış insanlar. Bakın atanan insanlar. Bir de bununla beraber seçilmiş insanlar var. Şimdi seçilmiş insanlar geldiği zaman bu oy hakkı olan 11 tane şeyle bir aynı masada, aynı göz hizasında sorunları tartışıyorlar. Siz düşünün ki siz kendi sorunlarınızı çok iyi anlattığınızda, Almancaya hakim, bilimsel olarak da kendi sorunlarınıza hakim olup da anlattığınızda, bu 11 kişiden 6 kişinin oyunu aldığınızda sorunlarınız otomatikman belediye meclisine gelmiş oluyor. Örnek verebilirsek, okulda herhangi bir sorun olduğunuzda, bu sorunu siz yukarı ilettiğinizde bazen bu sorunlar da çözülebiliyor da, örnekleri de çok. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Köln dediniz. Köln'de mesela 30 liste yarışıyor şu an bildiğimiz kadar. Çünkü biz sevgili Hasan Subaşı ile birlikte biliyorsunuz Köln, Neuss ve Mönchengladbach şehirlerinde 3 listenin programını yaptık. Bunlarla kendi derneklerinde aktif oldukları yerlerde görüştük. Görüşlerini aldık. Onlara mikrofon uzattık. Yani tabana ulaşmalarını da bir anlamda sağladık. Yani görünür olmalarını sağladık. Çünkü belli bir şekilde oy toplayacaklar. O anlamda özellikle gördüğümüz yerde de gençler biraz daha aktif olmasını biz önemli görüyorum kendi açımdan. Çünkü gençlik olduğu gibi burada yetişmiş, burada doğmuş, büyümüş gençlik. Almanca'ya hakim, sorunları çok iyi bilen, işte her zaman dediğimiz gibi Türkiye'de de olan, aynı zamanda buradaki o Z kuşağı dediğimiz sosyal iletişime ve bilgisayara hakim olan, internete hakim olan gençlik sorunlara daha biraz daha hakim. Bunların olması çok önemli. Sizin bu konudaki düşünceniz? Ya muhakkak. Şimdi bakın, insanların politik olması çok çok önemli. İkincisi, ben şunu önemsediğim gibi bir diğer yönde şu, şimdi dernekleşiyoruz biz. Türkiye'liler kendi aramızda dernekleşiyoruz. İşte siyasi dernekler, inançsal dernekler, kültür dernekleri adı altında şey yapıyoruz. Bu içe dönük çalışmalar. Sizin bu içe dönük çalışmalarda haklarınızı almanız için de dışa yönelik politikalar yapmak zorundasınız. Bizim eksik kalan yanlarımız nedir? Eksik kalan yanlarımız gençlerimizin çeşitli siyasi partiler içerisinde, ki bunlar ırkçı, faşist partilerin haricindeki partiler içerisinde politika yapmamaları. Bu bizim bir eksikliğimiz. Çünkü siz ne kadar eğer partide güçlü olursanız, sizin Almancaya hakim olan, burada doğmuş, burada büyümüş ve önemli mevkilere gelmiş gençlerimizin politikalarda olması demek, en azından bizim oralarda sesimizin yükselmesi, sorunlarımızın dile gelmesi muhatap demektir. Muhatap bulabileceğimiz bir yer oluyor en azından da. Yani. Ya muhakkak, bakın şimdi işte bakıyorsunuz çeşitli sorunlar var. İşte bir örnek verecek olursak, mesela diyelim ki işte Alevilerin mesela en büyük taleplerinden birisi de işte burada yaşayan Sivas katillerinin, örneğin burada yaşayan Sivas katillerinin Türkiye'ye geri gönderilmesi ve orada yargılanıp gerekli cezayı şey yapılmasın, almaları diye. Fakat şimdi siz federal meclis dediğimiz alanda ne kadar çok güçlü olursanız, bu taleplerinizin dile gelmeşi, bu taleplerinizin karşılık bulması olur. Federal şimdi meclis olmadığında olsun, yani, yani şimdi olsun. Olmadığında daha şey. Şimdi burada birkaç tane isim vermeyeceğim ama birkaç tane potansiyel olarak şeyi küçük, üye sayısı küçük olan derneklerimiz bu alanda daha da başarılı. Evet. Yani çünkü siz burada yaşadığınız zaman buranın şartlarına göre de politika üretmek zorundasınız. Çalışmalar yapmak zorundasınız. Şimdi o yüzden ben gençlerimizin buralara aday olmasını, buralarda çalışmasını, siyasi partiler içerisinde de çalışma yapmalarını ben doğru buluyorum. Bakın niye doğru buluyorum? Şimdi siz burada politika yapmadığınızda, hakkınızı almadığınızda, işte 50-60 yıldan beri Türkler burada yaşıyor. Ve 50-60 yıldan beri burada yaşayan Türkler, Türk pasaportunu taşıyan Türklerin yerel ve genel seçimlerde oy kullanma hakkı yok. Şimdi ama diğer taraftan bakıyorsunuz, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde yaşayan bir insan bu ülkeye, herhangi bir ülkeye gelmişse, Avrupa Birliği üyesi ülkeye gelmişse 6 ay burada yaşadığı hemen zaman oturum, iş tabii bulma, oturum oluyor, şey oy kullanma, ve oy kullanma, seçme hakkına kadar seçme hakkı var. Evet. Şimdi siz seçme ve seçilme hakkına sahip olmadığınızda, kusura bakmayın, yani taleplerinizin dile gelmesi ve taleplerinizin dile gelmesiyle beraber onu sahiplenecek bir yapıyı oluşturamazsınız. Şimdi ondan dolayı bu alanlar çok önemli alanlar. Yani bunlar bizi küçümsemekten daha ziyade biz bu alanları yaşatmak zorundayız.
Sayın Kaçmaz, şimdi bu alanlar eyvallah. Yani burada haklarımızı da bir anlamda korumamız adına. Bir de Almanya'da yaşadığımız, yani Avrupa'ya, Almanya'ya örnek veriyorum. Burada sorunlar da büyük. Yani sırf kendi haklarımızdan ayrı. Şimdi Almanya'da veya Avrupa'da yaşamak da çok böyle pürüpak bir şey değil. Buralarda o kadar pürüpak değil biliyorsunuz. Bir sürü sıkıntılar, sorunlar var. Yani örnek vermek gerekirse ben sıralamışım buraya. Eğitimde sorunlar var, sağlıkta sorunlar var, mültecilerin sorunları var. Yoksulluk var, Almanya'da alım gücü düşmüş, ırkçılık var akabinde. Bütün bunları özellikle buraya aday olan gençler veya adaylar yani bir şekilde mecliste dile getirecektir. Yani hastaneler eskisi gibi durumda değil. Sıkıntı, sorunlar var. Gidiyorsunuz birkaç gün sonraya randevular var doktorlar. Sağlık sisteminde aynı. Eğitimde, PISA araştırmasında Almanya biliyorsunuz alt sıralarda düşmüş durumda. Yani Türkiye Cumhuriyetlerindeki ülkeler bile veya Latin Amerika'sında ülkeler bile Almanya'dan yüksek durumda. Yoksulluk keza öyle. Yani insanlar ellerini doldurmuyor, poşetlerini dolduramıyorlar. Ya bu sıkıntılar da sadece dile getirecek. Yani bunlar da dile getirilmesi gerekiyor. Şöyle bir olay var muhakkak. Yani şimdi burada o şey ırkçılığa karşı, diğer günlük sorunlara karşı günlük yaşadığımız sorunlar, yaşadığımızdaki sorunlarımız elbette dile gelecek. Şimdi bunların fazla bir yaptırım gücü yok. Bakın bunu şey yapmamak lazım. Ama şöyle bir şey var. Dediğimiz gibi biz burası politikanın alt birimi. Evet. Şimdi buraya geldiğiniz zaman da burada siz sorunlarınızı dediğimiz gibi belediye meclisi tarafından, belediye tarafından atanan 11 tane seçilmiş belediye meclis üyesinin yüzüne karşı sorunlarınızı konuşuyorsunuz, sorunlarınızı tartışıyorsunuz. Bu şu demektir, sizin talepleriniz belediye meclisine gidiyor. Gidiyor, evet. 6 oy aldığınızda, kabul edildiğinde. Şimdi bunun için şey çok çok önemli. Yani bizim bu sorunlarımızı dile getirirken sadece kendi içimize yönelik çalışmadan daha ziyade dışa yönelik çalışmaları hedefimize koymak zorundayız. Aynen, şimdi biz bunu koymadığımızda, bakın o sorunlarımızı biz önümüze koyup da bir perspektif bulmadığımızda, kusura bakmayın bunların hayata geçme şansı yok. Şimdi bakın uyum meclislerinin mesela bir yaptırımı vardı şuydu, biliyorsunuz Köln Kopstrasse'de bir bombalama olayı oldu. Evet. Enes Su tarafından evet. Yapılan bombalama olayı oldu. Bakın bu şeyin uyum meclislerinin talebiyle şimdi oraya bir heykel dikilecek, bir anıt dikilecek. Şimdi bu sonuçta şeyin yani talebi, bir yani bu uyum meclislerindeki duyarlı insanların talepleri. Ama demek ki bir getirisi varmış. Yani var işte. Çalışırsanız, kadronunuzu oluşturursanız, bu işin peşinde de koşarsanız, yetkili mercilere seslerinizi duyurursanız, yani ısrarla ve bunu kolay da değil, hemen böyle her şeyi de siz de dinlemezler. Yani bunu ısrarla takip ettirmek gerek, istikrarlı olmak şimdi gerek. Bakın, demek ki şöyle bir şey olabiliyor. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Şimdi biz yıllardan beri burada dernekçilik yapan insanlarız. Kimi derneklerimiz 10 sene, 20 sene, 30 seneye varan derneklerimiz var. Şimdi bu derneklerimize baktığımızda da şimdi bu derneklerimiz eğer kendilerini çok iyi pazarlayabilirlerse, pazarlama derken şudur. Yani siz kendi gücünüzü buradaki var olan resmi kurumlara anlatabiliyorsanız, aktarabiliyorsanız, o kurumlar sizin cidden burada öneminizi biliyorsa, işte örneğin Alman yerel seçimlerde oy kullanacak ne kadar üyeniz olduğunu biliyorsa, sizin Alman anayasasına bağlı bir kurum olarak hareket ettiğinizi, çaba gösterdiğinizi biliyorsa, onlarla çok çok iyi diyalog içerisine giriyorsanız, İşte o zaman bu insanlar tarafından ciddi alınırsınız. Evet. Bakın Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de en ufacık 1000 oy olan, 2000 oy olan cemaatler dahi yıllardan beri siyasi partilerin göz bebeği değil miydi? Ve Türkiye'yi yönetiyorlar. Tabii yani şimdi yönetiyorlardı ve o meclise de 3 tane, 5 tane, 10 tane adamlarını sokuyorlardı. Şimdi bizim bir şekilde burada bu siyasi partilere karşı şunu da diyebilme gücümüz olması lazım. Bizim işte bakın örneğin işte Alevileri ele aldığımızda bu şehirde. Bakın bu şehirde örneğin bizim işte yok Abife'nin mesela diyelim işte nedir? 30 bin üyesi var. Ve bu 30 bin üyesinin %60'ı, %70'i Alman vatandaşı. Evet. Yerel seçimlerde oy kullanacak potansiyelimiz var. Bunu dikkate almanız gerekiyor. Ve çoğu gençlerimiz de şu an son dönemde ben bunu önemli, mutlu oluyorum. Önemli görüyorum. Gençlerimiz siyasi partilerde cidden şey yapıyor. Önemli yerlere geliyorlar. Evet. Siyasi çalışmaları yapıyorlar. Şimdi bakıyorsunuz iş alanında, meslek alanında önemli bir yerdeler. Yani birinci nesil, ikinci nesil babaları, büyükleri, anneleri gibi şey işlerinde değil, ağır işlerde değil, bedenle çalışan işlerde değil, beynen işte mühendistir, avukattır, doktordur. Yani önemli, saygın mesleklerde olan insanlar var. Şimdi elbette yani böyle kurumları şey yaptığınızda insanlar sizi ciddiye alıyor. Fakat bizim uyum meclislerini söylüyoruz ama en büyük ciddiyetsizliğimiz şu. Bakın uyum meclislerine tüm Almanya çapındaki eyaletlere bakın, katılım oranı %6'dır. En fazla, en şey o zaman %8'dir. Şimdi bu büyük bir tehlike. Burada çok büyük bir tehlike var. Bakın Hessen eyaleti
2019 yılında bir önerge sundu. 2019'da biliyorsun HSN'de SDU ve Yeşiller şeyi var. Diyaloğu var. İşte ortak koalisyonu var ve onlar bir öneri verdiler. Dediler ki yani biz bu seçimleri yapıyoruz ama bu seçimlerde katılım oranı çok düşük. O zaman dediler yerel seçimlerle beraber yapalım. Yerel seçimlerle beraber yapalım. Burada da öyle olacak. Şimdi evet. Zaten. Şimdi yerel seçimlerle beraber yapalım diye bir şey var. Şimdi yerel seçimlerle beraber yaptığın zaman şimdi şöyle bir şey de var. Buna rağmen eğer yine bu şeyde katılım oranı azsa, bakın katılım oranı azsa bu sefer kanunda bir madde değiştirerek şunu yapıyorlar. Uyum komisyonları kuruyorlar. Bakın tehlikesi o. Komisyon. Eğer siz bu meclisleri, uyum meclislerini yaşatamazsanız bu sefer uyum komisyonları kuruyor. Uyum komisyonu nedir? Uyum komisyonu bizzat o belediyenin, o iktidarda kalan belediyenin atamış olduğu kişilerden oluşan bir şey. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Siz uyum komisyonlarında diyelim ki AFD'nin. AFD. Yani düşün. Hiçbir tehlike. Hakkınız olmayabilir. Şimdi veya şöyle bir şey düşün. Farz et ki bir belediye SPD iktidarına diyelim. SPD'ye karşı herhangi bir eleştiri yaptığınızda, bir şey yaptığınızda sizin en azından lağvedip, yani uyum meclisini lağvedip uyum komisyonlarını atama şansı var. Yani belediyenin eline bırakılan bir şey. Ondan dolayı da burada tehlike şu, yani bizim bu katılım oranını yükseltmemiz lazım. Yani şu değil, insanlarda şöyle bir anlayış var. Ya işte hiçbir getirisi olmayan bir alan, sizin konuşmanızın başında dediği gibi, hiçbir getirisi olmayan bir alan. Yani gitsek ne olur, gitmesek ne olurdan daha ziyade bu alanı kaybetmemek için insanlarımızın sandığa gitmesi gerekir. %10 barajını kesin kılaşmamız lazım. Yani orada biz katılacak olanları da özellikle ayırmamız gerekiyor. Yani bizim şimdi en azından dünya görüşümüz belli. Şimdi bu uyum meclisine orayı boş bırakırsanız, onu değersizleştirirseniz, yani bir işe yaramıyor derseniz, burada adalet isteyen benim, senin gibi insanların, adalet, barış, özgürlük isteyen İnsanların savunucuları kimler olur? Türkiye'de şeriat isteyen, kan isteyen, baskı, diktatörlük isteyenler burada sizin bizim savunucularımız, temsilcilerimiz olur. Esas tehlike bu. Yani mutlak bu anlamda hem katılımın buraya demokrat çevrelerinin olduğu kadar seçim günü yani 13 Eylül'de ama mutlaka yerel seçimlere paralel o gün orada uyum meclisleri içinde oyunlarını kullanmaları çok çok önemli. Burada biliyorsunuz Alman seçiminde daha önce size mektupla seçim olayı da var. Daha önce bu seçime bir hafta kala herhalde iki hafta kala mektup da geliyor. O mektupla eğer gidemiyorsanız izine gidecekseniz çok önemli bir şeyiniz varsa o mektupla gidip orada bir gün önce kullanabiliyorsunuz. Engelliler için keza var. Eğer mektupla yapamıyorsanız bugün ama mutlaka sandığa gidilmesi gerekiyor. Ya muhakkak şimdi bakın bu alanlar Alevilerin var olma damarları. Evet. Bu damarları yaşatmak bizlerin elinde. Bizler ne kadar çok bu damarlara sahip çıkarsak, burayı kanla pompalarsak, şimdi bu damarlar yaşadığında bizim de en azından sorunlarımızın karar mercilerine ulaşma şansını yakalayabiliriz. Yani burayı küçümseyip de ya bize ne buradan bir şey çıkmaz mantığından daha ziyade bu alanlara biz kendi insanlarımızı yerleştirmek zorundayız. Dediğimiz gibi yani buraya bizim işte derneklerimizde, demokrasi çevrede bilgin adaylar var. Bu adayları en azından desteklemek aynen lazım. Bu adayları destekleyip bu adayların orada olması lazım. Bu adaylar orada olduğunda bizim sesimiz olacak. Bizim taleplerimizi orada haykıran insanlarımız olacak. Şimdi bunlar oraya gittiği zaman bizim hem güncel yaşamda sorunlarımızı, okul sorunlarımızı, ev sorunlarımızı, sağlıkla ilgili sorunlarımızı, ne tür sorunlarımız derse deyin, bunların hepsini bizzat birinci ağızdan oraya aktaracaklar. Şimdi oraya aktardıkları gibi iki yönü var. Birincisi bu gençlerimiz politikaya sınacak. Bakın politikaya sınacak. Daha üstünü düşünmeye şey yapacaklar ki bizim hedefimiz orası olması lazım. Yani bizim hedefimiz federal meclis olması lazım. Evet. Bizim hedefimiz şeylerde yani siyasi partilerin üst kadrolarında yani, yer alacak insanlarımızı yetiştirmemiz lazım. Her daim çıtayı yükseltmesi gerekiyor. Alevilerin, Alevi gençlerinin. Özellikle de Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu nezdinde Almanya'da biliyorsunuz alınan haklar var. Yani bu haklardan dolayı da Alevi toplumu Almanya'daki çeşitli kurumlar, partiler tarafından çok iyi de tanınıyor. Yani Alevileri yavaş yavaş tanımaya başladılar. İbadetine kadar artık cemevlerinde hafta sonu da gelip bulunuyorlar. Biliyorlar, tanıyorlar. Bu yüzden Aleviler orada bir kapılar aslında açık. Yok değil. Ama bunu işte gençlerimizin biraz da hareketlenmesi, gençlerimizin veya bu konuda ehli olan insanlarımızın biraz da elini taşın altına kendilerini koymaları da ya, gerekiyor. Muhakkak. Bak şimdi biz araştırma yaptığımız alanlar olduğu için eskiden şunu diyorlardı, dernek başkanlarımızla konuştuğumuzda diyordu ki ya belediyede sıradan bir memur derneğimize geldiği zaman diyordu şaşırıyorduk. Evet aynen. Ne yapacağımızı bilemiyorduk diyordu. Biz örneğin işte
herhangi bir siyasi parti başkanından, meclis başkanından, cumhurbaşkanından temin almaya gittiğimiz zaman hiç şey yapmıyordu. Yani biz ciddiye alınmıyorduk. Böyle bir yapı içerisindeydik. Ama ne oldu? Biz yapımızı kurmayla beraber, bu örgüt, bu şeyde sesimizi güç çıkartmayla beraber, varlığımızı, kişiliğimizi, kimliğimizi, kültürümüzü, inancımızı ispatlamayla beraber şimdi bu kurumlar tarafından ciddiye alınmaya başladık. Görünür olmaya başladık. Şimdi ciddiye alınmamızla beraber bakın haklarımızı aldık. Bu haklarımızın birçoğu da bizzat bu belediye meclislerinde, işte belediye federal meclise, meclise işte veya belediyelerde çalışan insanlarımızın çabalarının da çok büyük etkisi evet. oldu. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Kalkıyorsunuz siz işte belediyelerle şey anlaşması yapıyorsunuz. Çeşitli anlaşmalar yapıyorsunuz ve bu anlaşmalar içerisinde belediye sizi tanıyor. Size işte mezarlıkta cenazelerinizi kaldırmanız için özel mezarlık veriyor. İşte eşit şeylik hakkını imzalıyorsunuz, anlaşmalar yapıyorsunuz. Özel günlerde size davet yolluyorlar, eğlencelerine çağırıyorlar, toplantılarına çağırıyorlar ve bakın, parti için size davetle de bulunuyorlar aynı zamanda. Bakın bizim için dün ütopyaydı, hayaldi. Cumhurbaşkanı Berlin Cemevi'ne geldi. Bakın Berlin Cemevi'nde bizzat bizim Nevroz kutlamamıza katıldı ve orada Alevilerin taleplerini dinledi. 3 gün sonra da Türkiye'ye gittiği zaman Alevilerin taleplerini Tayyip Erdoğan'ın yüzüne karşı yapıyordu. Şimdi düşünebiliyor musunuz siz her sene yapılan resepsiyonda Cumhurbaşkanı tarafından bizzat Cumhurbaşkanı sarayında ağırlanıyorsunuz. Evet. Şimdi böyle bir yapının elbette kendinden oluşmadı. Bunun altyapısı hem politik çalışma, bakın politik çalışma yapan insanların emeklerini burada göz ardı etmemek lazım. Aynı zamanda da dediğimiz gibi ABF'nin Almanya Yarı Birlikleri Federasyonu'nun yapmış olduğu çalışmanın da katkısı var. Hı-hı. Kendini ispatlamasına da katkısı var. Bundan dolayı bu alanlar çok önemli alanlar. Bu alanların küçüğü büyüğü olmaz. Siyasette küçük büyük diye bir tartışma olmaz. Siyasetin en ufacık bir şeyi bugün sizin küçük gördüğünüz alan yarın öyle bir büyür ki aynı bir kar topu misali büyür ve size orada çok büyük kazanımlar da getirir. Peki, ondan dolayı da bu yabancılar uyum meclislerinde de olması gerekir. Burada ağırlık bakın burada şeyde şeriatçılar, muvafakazarlar, faşistler de buraya ağırlık yapıyorlar. Bak, kusura bakma yani. Besleniyorlar ama Türkiye'den gelen paralar tabii, var. Konsolosluklar yani destekliyor buraları özellikle yani girmesine. Çok büyük şey var. Buraya çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Çünkü evet. onlar her alanı kendilerine karşı kullanmak istiyorlar. Ondan dolayı bizim kendi bu işi ciddiye alıp kendi sorunlarımızı dile getirecek adaylarımız da o arada var olmak zorundayız. O yüzden de 13 Eylül günü her insanımızın kalkıp sandığa gidip oyunu kullanması gerekir. O gidemeyecek olan insanlarımız sizin demin dediğiniz çok önemli bir olay. Mektupla oy kullanma şansınız var. Orada adaylarınıza oy verebilirsiniz ama mutlaka verin. Mutlaka verin, mutlaka verin. Evet yani az önce de dedik siyasetin sıçrama tahtası bir anlamda da oluyor. Her kim, her ne kadar bazıları bunu oyun meclisi küçümsese de sizin sesiniz, gözünüz, kulağınız oluyor burada herhangi bir sorununuzda. Bakın şeyi de söyleyeyim yani bu 85-86 yıllarında ben çok iyi biliyorum. Çünkü o zaman propagandası yap destek verdiğimiz yabancılar meclisi başkanı da bizim aramızda güç çekti yani bizim şu an. Bizden genel başkanlık yapmış, ABD'nin genel başkanlığı yapmış, aynen. içimize çıkan bir insandı aynen. ki ona getirisi çok oldu. Yani SPD içerisindeki o ilişkileri daha sonra Alevilere, daha sonra federasyona çok büyük bir getiri de geri döndü. Yani evet sorunlarınızı siz bir yere iletemezseniz o içinizde kalır ve bir çözüm bulamazsınız. Bir yere iletmeniz için de en başta küçük olarak başladığı yer uyum meclisleri seçimleridir. Yani burada tabii ki ya o ayrımı da koymamak meclis, lazım. Karar, yani küçük büyük ayrımı da koymamak lazım. Karar sonuçta meclisine siz karar mercine yani. İletiyorsunuz. Karar merciye bunu düşünüyor ve bunda istikrarlı da olursanız, dayatmacı da olursanız sonuçta sorunlarınız çözülüyor. Uyum meclis seçimleriyle ilgili son söylemek istedikleriniz vallahi, Sayın Kaçmaz. Ya dediğim gibi yani bakın ben her zaman için politikada şunu söylüyorum yani geçtiğimiz politika içerisinde geçen insanlarız. Şimdi politikada kazanımların yolu küçükten büyükten değil yani küçükten büyüğe doğru da olabilir her alanda sizin varlığınızla ilgilidir. Yani siz o alanları sahiplenirseniz, o alanları yaşatırsanız, o alanlara sahip çıkarsanız benimserseniz hiç başarılı olma şansınız evet. var. Şimdi ondan dolayı da demin de söylediğim gibi şeydeki 13 Eylül'deki seçimlere kesin insanlarımız katılması lazım. Orada demokrat, devrimci, Alevi adaylara işlerinden kim geçiyorsa oy vermesi lazım. Çünkü unutmasınlar ki oraya seçilecek olan her bizden olan her aday bizim içimizden çıkan bir değerdir. Bizim sorunlarımızı oraya taşıyacaktır. Bir kazanımdır. Bu kazanımlarımızı biz küçümsememiz lazım. Sevgili Alevi Haber izleyicileri, uyum meclisi seçimlerini tartıştık sevgili Metin Kaçmaz'la birlikte. 13 Eylül'de Kuzeyren Vesfalya'da yerel seçimlere paralel yapılacak olan uyum meclisi seçimlerinde konuştuk, tartıştık. Burada önemli olan bu seçimlere şu an adaylar hazırlanıyor fakat en önemli kıstas mutlaka ama mutlaka sizlerin sandığa gitmeniz. Devrimci, Alevi, Kürt, sosyal demokrasiden, adaletten, barıştan, özgürlükten yana olan adayları desteklemeniz. Çünkü bu çok çok önemli. Yani sizi orada
temsil edecek olanların bu kıstaslara sahip olması gerekiyor. Yoksa orada herhangi bir şeriat isteyen, gerici, bağnaz, diktatörlüğü destekleyen adayların sizin temsilcileriniz olması doğanın kanununa da aykırı bir şey. O yüzden sizleri 13 Eylül'de tekrar bu sandıkların başında görmek istiyoruz ve oylarınızı kullanmanızı rica ediyoruz. Bir yayında tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.